Merhaba sevgili kitap dostları. Ben Avukat Murat Çelik. Kitap ve Kalem isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizinle hukuk, edebiyat, felsefe kesiminde yer alan kitap ve yazar incelemeleri, tanıtım ve tavsiyeleri yapıyorum. Bugün de sizinle düello ve düello üzerine yazılmış bir takım kitaplar üzerine çekeceğim seri videonun 2 ile karşınızdayım. Düello, Latince'de savaş anlamına gelmektedir. Ve 11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, özünde halk, hukuk, adalet, felsefe, kültür, folklor, edebiyat ve psikoloji yer alan bir insan eylemidir. Düello, insan onurunu korumaya yönelik yasaların bulunmadığı dünyada, özellikle de Avrupa kültür sahasında onurlu insanların kendisi, ailesi ve yakınları için başvurduğu biricik yol sayılırdı. Düello sonucunda kötünün, haksızın cezasını bulacağı, haklının, iyinin kazanacağı tasavvur olunurdu. Düellocu, dostları tarafından saygıyla anılır, özellikle kadınlar tarafından hayranlıkla karşılanırdı. Özellikle kadınların onurunu, zayıfların hakkını savunmak için düello yapılmışsa bu tam olarak böyleydi. Ancak düello iktidarlar tarafından sevilmez, istenmezdi. Çarlar, krallar bunu istemezlerdi. Çünkü düellocu her şeyden önce onuruna, şerefine değer veren insan demekti. Ki bu değer hayatı pahasınaydı. İşte iktidarlar bundan korkarlardı. Düellocu birey olabilmiş insan demekti. Asi, özgürlüğüne düşkün, hayatı pahasında onuru için mücadele eden insan demekti. Yani ölümü göze alan insan demekti. Ölüm göze alan insan ise monarşiler için bir siyasi tehlike demek. Bu siyasi tehlikeye karşı çözüm arayışı içerisinde olan iktidarlar ya düelloyu yasaklamış yahut ona dini bir takım engeller çıkarmışlardı. Öyle ki Kardinal Richelieu bir aristokrat ancak kral uğruna hayatını feda edebilir şeklinde bir beyanatta bulunmuş ve onun üzerine kral düelloyu yasaklayan bir ferman yayınlamıştı. Düello kişiliğin ezilmesine karşı bir protestodur ki parolası ya onur ya ölümdür. Onurun insan yaşamından daha değerli olduğunu, yani insan onurunun varlığını bir despotun buna hükmedemeyeceğini kanıtlama çabasıdır. Düello'da iyinin kötüyü mutlak olarak cezalandıracağına dair romantik bir inanç vardır. Düello'da haklı olanın kazanacağına ve kötünün cezalandırılacağına olan romantik inanca inanmayıp güçlünün kazanacağına, yeteneklinin kazanacağına ilişkin ileri sürülen savlara karşı düelloya haklıyı bir anlamda korumak adına ya da zayıfı bir anlamda korumak adına bir takım kurallar getirilmiştir ki bu kurallardan en önemlisi de düello teklif edenin değil, düelloyu kabul edenin yani düello davetine uymak mecburiyetinde kalanın silahları seçmesi prensibidir. Düello ateşli silahlarla yapılabileceği gibi zamanında kılıçla da yapılabilmekteydi. Düello teklif eden silah konusunda kendisi en iyi hangi silah kullandığını doğal olarak bileceği için ve bu karşı tarafa karşı bir üstünlük olabileceği için bunu engellemek adına düelloyu teklif eden kişi değil, düello çağrısını kabul eden kişi silahları seçme hakkına sahipti ki burada bir denge sağlanabilmiş olsun. Düelloya çağırma usulü ise şöyledir. Düello isteyen hasmın önüne beyaz bir eldiven atar. Karşı taraf eldiveni yerden kaldırırsa düelloyu kabul etmiş demektir. Beyazlık haklılığı temsil eder. Yerden o beyaz eldiveni kaldırmak ise ben daha haklıyım, ben senden daha temizim demektir. Düello'nun tarihine biraz değinecek olursak, İngiltere'de Kral 1. William 11. yüzyılda yasayla izin verdiği düello biçimi ancak 1819 yılında yasa olarak kaldırılmıştır. Fransa'da 12. yüzyıldan itibaren düellolar görülür ki, diğer milletleri de bu Fransız düelloları çok fazla etkilemiştir. Düellonun en fazla yaygınlık gösterdiği ülkelerden bir tanesi Fransa olmuştur.
Düellonun itibarının artması ise iki kral arasındaki düello çağrısı üzerine olmuştur. 1526 yılında Roma kralı 5. Karl Fransa kralı 1. Francis'i şerefsizlikle suçlamış ve 1. Francis Roma imparatorunu düelloya davet etmiştir. Tabii ki imparatorlar bu böyle bir düelloyu yapmamışlardır. Ancak bu iki imparator arasındaki düello çağrısı halkta büyük bir karşılık bulmuş. İnsanlar kralları örnek alarak hakaret edenin cezalandırılması gerekir anlayışıyla birbirini düelloya davet etmeye başlamışlardır. Öyle ki 4. Henry dönemi Fransa'sında yani 16. yüzyılın ikinci yarısında yılda ortalama 1000 düello yapılır olmuştur. 4. Henry döneminde 7-8 bin kişinin düelloda hayatını kaybettiği kaydedilmektedir. Ki bunlar yoksul halklar değildir. Çünkü düellolar soylular arasında yapılan savaşlardı diyebiliriz. Düello Fransa'da 1789 Fransız İhtilali sonrasında da politik nedenlerle sürdürülmüş ise de 21. yüzyılda artık insanlar bu şekilde birbirlerini öldürmek istememektedirler. Düellolar şeklen devam etse de artık silahların öldürücü olmamasına dikkat edilir olmuştur. 20. yüzyıldan sonra da düellonun tarih sahnesinden silindiğini görmekteyiz ki tek bir istisnası vardır. Hitler Almanya'sında 1936 yılında düello tekrar yasallaştırılmıştır. Almanya'da üniversite gençliği arasında düellolar yaygın olarak bu dönemde maalesef yapılmıştır. 17. yüzyıl Almanya'sına gelindiğinde ise 30 yıl savaşları olarak bilinen 1618-1648 yılları arasında Avrupa'da vuku bulan seri savaş döneminde düellolarda adeta patlama yaşanmıştır. O tarihten 19. yüzyıl Almanya'sına geldiğimiz döneme kadar bir onur konseyi de kurulmuştur resmi olarak. Bu onur konseyine düello yapmak isteyenler başvurur, komutanlar ki düellolar özellikle askerler arasında yapıldığı için önce tarafları barıştırmaya çalışırlar. Eğer bu konuda başarılı olamazlarsa yasal olarak düelloya izin verilir. Düellonun en yaygın olarak yapıldığı ülkelerden bir tanesi de Çarlık Rusyası olmuştur. Ruslar Fransızlardan etkilenerek bu müesseseyi kendilerine temellük etmişlerdir. Düellonun edebiyata yansımasının da en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi yine Rusya'dır, Rus edebiyatıdır. Örneğin Alexander Pushkin bir düelloda öldürülmüştür. Mikhail Lermontov Pushkin'in düello sonucu öldürülmesini Şairin Ölümü isimli muhteşem eserinde dile getirmiştir. İsyan, bir nevi isyanı da ortaya koymuştur. Bundan dolayı da çok ciddi sürgünlerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak kendisi de 27 yaşında bir başka Fransızla girdiği düello mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Kendisi hayatını kaybetmeden evvel de Zamanımızın Bir Kahramanı isimli adlı romanında bir düelloyu sahnelemiştir. Düello konusunda sizlere tanıtacağım kitaplardan bir tanesi de Zamanımızın Bir Kahramanı isimli Lermontov'un eseridir. Bir diğer eser Düello ismini taşıyan Anton Çehov'un kitabıdır. Bu roman da düello konusunda harika bir örnektir. Türk tarihinde genel olarak düello diye bir şeyin olmadığını görmekteyiz. Yalnız 1920 yılında Bursa Milletvekili Emin Bey düelloyu yasalaştırmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sunmuştur. Ancak bu kanun teklifi komisyonda şeriata, İslam'a aykırı olduğu ve daha önce de Osmanlı Mebusan Meclisi'ne benzer bir teklifin getirilip reddolunduğu gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Ocak 1921 tarihli bileşiminde
okunarak meclis tarafından reddedilmiş. Düello mitleri ve düello romantizminin vardığı boyutlarla ilgili de tarihte enteresan hikayelerden bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi de 14. yüzyıl Fransa'sında André Marchand ve Jacques Chavante isimli iki arkadaştan Chavante'nin av sonrasında ölü olarak evine getirilmesi neticesinde Chavante'nin kazara değil de kasten André Marchand tarafından öldürüldüğü iddiasının ortaya atılması ve av sırasında yanlarında bulunan Chavante'nin köpeğiyle André Marchand'ın bir düello yapması sonucu adaletin tecelli edeceğine ilişkin olarak ortaya atılan iddialar ve bunun halk tarafından fanatik bir şekilde istenmesi neticesinde bu düelloya André Marchand'ın mecbur kalıp kabul etmesi ve nihayette köpeğin bu düelloda André Marchand'ı ağır yaralaması neticesinde André Marchand'ın ölmeden evvel Chavante'yi öldürdüğünü kabul ettiği anlatıla gelir. Bu da bir köpekle insan arasında yapıldığı iddia olunan gerçek bir vaka olarak Fransa tarihinde zikredilen bir romantik vakadır diyebiliriz. Düello'nun şöhretli insanlar arasında yapıldığına dair de birkaç örnek sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bunlardan en ünlüsü Rönesans döneminin muhteşem ressamı Michelangelo'nun kendisini eleştiren Serapino adlı kişiye düello teklif etmesi ve düelloda bu kişiyi öldürmesi örnek olarak verilebilir. Yine ünlü Fransız İmparatoru ve büyük asker Napolyon Bonaparte'a İsveç Kralı 4. Gustav'ın bir düello çağrısı yaptığını tarihi kaynaklardan biliyoruz ve tabii ki Napolyon Bonaparte bu çağrıya karşı kayıtsız kalmıştır. Amerika'nın ilk başkanlarından Andrew Jackson da gençliğinde ünlü bir düellocudur. Öyle ki yine kendisi de ünlü bir düellocu olarak anılan uzman bir nişancı ve ünlü bir avukat olan Charles Dickens'ın, lütfen Charles Dickens'ı da karıştırmayın, avukat Charles Dickens'ın ile düello yapmış ve avukat Charles Dickens'ını düelloda öldürmüştür. Ancak bu düelloda Andrew Jackson'ın hile yaptığı yıllarca konuşulmuş ve başkan katil olarak nitelendirilmiştir. Yine bir başka Amerikan başkanı ve avukat olan Abraham Lincoln kendisi de bir düello çağrısı almış başkanlardan bir tanesidir. Bir memur kendisini kılıç düellosuna çağırmıştır. Ancak bu olayda Amerikan başkanı kendisini düelloya davet eden Illinois eyaletinden bu memurdan özür dilemiş ve neticede düello yapılmadan bu olay kapanmıştır. Büyük Fransız yazar Alexandre Dumas da düelloya karışan yazarlardan bir tanesidir. Bir subayla intihar düellosu denilen bir düello çeşidini gerçekleştirmişlerdir. Ancak burada herhangi bir ölüm olayı vuku bulmadan düello neticelenmiştir. Evet sevgili dostlar, düello konusunda bir dizi video paylaşacağım sizlerle. Bugün ilk bölümünü yayınladık. Bundan sonra size Erik Jager'in Son Düello isimli kitabını paylaşacağım. Erik Jager bir edebiyat profesörü, Amerikalı. Harika bir kitap yazmış, gerçek bir yaşam öyküsü üzerine ve Fransa'da vuku bulan Son Düello olarak tarihe geçmiş bir kitap. Beni çok fazla etkiledi, özellikle gerçek bir öyküye dayanması dolayısıyla. Ben genelde akademisyenlerin yazdığı kitapları beğenmiyorum. Ancak Erik Jager harika bir iş çıkarmış. Önümüzdeki hafta çarşamba günü sizlerle onun bu videosunu paylaşacağım. Daha sonraki haftada Anton Çehov'un düellosu ile Mihail Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı isimli
eserini tek bir videoda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu serinin devamındaki videolarda da bir intihar üzerine video serisi çekmek istiyorum. İntihar da hem hukuki hem felsefi boyutları olan ve gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir kavram. Maalesef oldukça da yaygın bir kavram. Bizlerin gazetelerde, televizyonlarda ya da işte sosyal medyada karşılaştığımız intihar vakaları, gerçek vakaların belki de onda biri, 20'de biri diyebilirim. Ben kendi meslek yaşantımda çok fazla intihar vakasını gördüm. Özellikle mesleğimin ilk yılında staj yaparken, savcılık stajı yaparken bölgemizde çok fazla sayıda intihar vakasının olduğunu resmi kayıtlardan inceleme imkanına bulunca oldukça şaşırmıştım. Çünkü dediğim gibi bunun çok azı haber yapılıyor. Maalesef haber yapılmayan da çok fazla intihar vakası var. İntihar vakasının anlaşılması gerekir. Ben de anlamak istiyorum. Bu konuda da edebiyatta olsun, inceleme, araştırma türünde yazılar olsun çok fazla yayın var. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmaya bu video serilerinde düşünüyorum. Bunları bir önceden bir haber olarak da vermek istedim. Evet sevgili dostlar, videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorumlarla bana eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Keza abone olmadan videolarımı izleyenlerdenseniz lütfen abone olun diyorum. Sevgili dostlar, kitapla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.